Bugünkü dersimizde sizlerle demetler konusunu yani tuples konusunu ele alacağız. Tuples nedir? Önce bundan başlayalım. Yani demetler. Demetler birden fazla elemanı bir değişken içerisinde tutmak için kullanılan yapılardır. Python'da yerleşik olarak 4 tane dahili veri tipi bulunmaktadır. Bunlar listeler, yani list, demetler, tuple, sözlükler, dictionary ve kümeler set. Tuple da bunlardan bir tanesidir. Listeler konusunu daha önce işlemiştik. Şimdi demetler konusunu ele alıyoruz. Demetlerin özelliklerinden hemen bahsedelim. Demetlerin içerisindeki veriler değiştirilemez. Demetlerin en önemli özelliği budur. Demetlerin içerisindeki verileri değiştiremeyiz. Yalnız bunun için bir etrafından dolaşma dediğimiz yöntem var. O hariç. Ama şunu söyleyeyim. Genel olarak demetler bu amaçla kullanılır. İçerisindeki veriler değiştirilemez. Demetleri tanımlarken parantez kullanılır. Listelerde köşeli parantez kullanıyorduk. Ama demetleri tanımlarken normal parantez kullanıyoruz. Demetlerde yinelenen değerlere izin verir. Yani örneğin bir demetin yani tuple içerisinde var olan bir değer birden fazla kez bulunabilir. Bunda herhangi bir sorun çıkartmaz, izin verir. Farklı türde veriler içerir. Örneğin tam sayı, ondalıklı sayı, string veya mantıksal değerler bunları da içerebilir. İçerisine demetin içerisinde programlarımızın içerisinde kullanacak olduğumuz sabit, değişmesini istemediğimiz değerleri atabiliriz. Örnek olarak bir proje geliştiriyorsunuz. Mobil proje geliştiriyorsunuz. Bu projenizde şöyle bir şey olabilir. YouTube'dan veri çekiyorsunuzdur. YouTube'dan veri çekmek için sizin bir API key dediğimiz anahtara sahip olmanız lazım. Ve bu anahtarın değişmemesi lazım. Çünkü bu anahtar değiştiğinde YouTube sizi tanıyamaz. O anahtar değeri YouTube'un sizi tanıyabilmek için verdiği bir değer. Haliyle bu değer değişirse programınız sorun çıkartır. İşte böyle yani bu mantıkla düşünebilirsiniz. Değişmesini istemediğiniz verileriniz varsa bunları tuple'ların içerisine koyabilirsiniz. Şimdi örnek olarak bir demet nasıl oluşturulur? Birlikte yapalım. Bakın şurada gördüğünüz gibi parantezler içerisinde oluşturulur. Biz de hemen kendimiz gelelim buraya. İsimler adında bir tuple oluşturalım. İsimler eşittir. İçerisine Ali, Ahmet ve Mustafa değerlerini koyalım. Ve bunu ekrana yazdıralım. Bakın şu şekilde parantezler kullandım. Ve ekrana yazdırdım. Şu an Jupyter Notebook kullandığım için burada print fonksiyonunu kullanmama gerek yok. Print fonksiyonu kullansaydım da herhangi bir şey değişmeyecekti. Yalnız siz IDLE veya PyCharm vesaire kullanıyorsanız print fonksiyonunu kullanın. Yoksa hatalısınız. Şu şekilde kullanıyoruz. Bakalım sonraki konumuz. Bir elemanı tuple oluşturmak. Onun için de şöyle bir yapımız var. Bir eleman demet oluşturmak için demetin adı eşittir. Eleman virgül. Bakın buradaki virgül önemli. Eğer bu virgülü koymazsanız bunu tuple olarak değil, bunu bir string olarak kabul eder. Şimdi örneği yapalım. Gelelim sayılar diyelim. Hatta evet sayılar diyelim. Eşittir. Açalım buradan gelelim. Örneğin içerisine 45 koyacağım ve virgül koydum. Bakalım bunun içerisinde bir yazdıralım öncelikle. Bir tuple olduğu görünüyor şu an. Çünkü parantezle başlıyor. Acaba bunun tipi nedir diye sorarsak tipinde şu şekilde bulabiliriz. Daha önce kullandığımız type fonksiyonu var. Type fonksiyonun içerisine biz bu tuple'ımızın adını verdiğimizde bakın bunun tipinin bir tuple olduğunu bize gösteriyor. Peki ya diğer türlü kullansaydık o nasıl olur? Onu görelim. Burada da rakamlar diyelim örnek olarak. Gelelim şu şekilde. Sadece içine tek bir tane eleman olsun istiyorum en baştan. 5 olsun. Bunu oluşturduk. Ekrana yazdıralım. Şimdi fark ettiyseniz yukarıda sayılar tuple demetini tuple yazdırırken şu şekilde parantez geldi ama bakın şu rakamlar değişken içeriğini yazdırdığında direkt 5 yazdı. Burada bir sorun olduğu hemen anlaşılıyor. Şöyle bakalım bir de bu rakamların tipine bakalım. Türü neymiş acaba? Rakamlar diyelim. Bakın int. Ha, yani demek ki şurada şu virgülü koymazsanız o bir tuple değil. Normal içerisine attığınız değere göre artık primitif, ilkel dediğimiz bir tam sayı olabilir, ondalıklı sayı olabilir, bir string olabilir. O şekilde bir değer alır.
tuple, tek elemanlı bir tuple oluşturmak istiyorsanız şu virgülü koymanız gerekiyor. Bundan da bahsettik. Şimdi Demet'in iç yerini ekrana yazdırmak istiyoruz. Bunun için zaten biz burada hep yazdırdık. Print fonksiyonunu kullanıyoruz. Print isimler Demet'in adını yazmanız yeterli. Bakın bu şekilde. Şimdi Demet'in yani tuple'ın içerisindeki istediğimiz elemana ulaşma. Demet'in istenilen elemana ulaşmak için Demet'in adını yazıp köşeli parantezler arasına ulaşmak istediğimiz elemanın sıra numarasını yazarız. Bu listelere çok benziyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani Demet'lerde ve listelerde elemana ulaşma, elemana indeks, sıra numarası ulaşma çok benzer. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir durum söz konusu. Sıra numaraları sıfırdan başlar. Örneğin şuradaki Intel, AMD, MSI, Nvidia değerlerini bu tuple'ın içerisindeki değerleri şu şekilde sayıyoruz. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci, üçüncü. Normalde evet bunun içerisinde 1, 2, 3, 4 tane eleman var. Ancak sıra numarası demek ayrı bir şey. Ben buradaki eleman sayısından bahsetmiyorum. Sıra numaralı sıfırdan başlar. Sıfırıncı eleman, birinci, ikinci, üçüncü. Örneğin ben buradaki MSI'yi sorduğumda sıra numarasını 0, 1, 2 diyeceğiz. Şimdi gelelim hemen biz de burada şu isimler yeni bir tane oluşturalım. Rakamlar eşittir diyelim. 0 böyle plakalar diyelim. 45, 34, 63, 19, 35, 17, 46. Şu şekilde oluşturalım. Ben buradaki örneğin 19 değerine ulaşmak istiyorum. 19. Bu 0, 1, 2, 3. eleman. Onun için şöyle yapacağım. Plakalar 3 diyeceğim. Köşeli parantezimi açıyorum. Biraz da yaklaştırayım. Önce köşeli parantezimi açıyorum. Ardından onun sıra numarasını, indis numarası da denir, indeks numarası da denir. Onu yazıyorsunuz. Bu şekilde ekrana 19'u yazdırıyor. Listelerde olduğu gibi burada negatif indeks kullanılabiliyor. Negatif indeks kullanıldığında Demet'in en sonundaki yani en sağdaki elemanın sıra numarası eksi 1. Şurada bakarsak ben şu bu Demet'in üzerinden tekrar baştan başlayalım. Bu 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde soldan sağa 0'dan başlayarak gidiyor. Peki ben bunu tersten de ulaşabiliyor muyum? Evet. Buna da negatif indeksleme diyoruz. Bunda da şöyle yapıyoruz. En sondaki elemandan başlarsak da bu sefer eksi birinci eleman, eksi ikinci eleman, eksi üç, eksi dört, eksi beş, eksi altı, eksi yedi şekline gidiyor. Buna dikkat ediyoruz. Baştan yani soldan başlarsak 0, 1, 2, 3 tersten başlarsak, sondan başlarsak eksi bir, eksi iki, eksi üç. Şimdi örneğin Demet'in en sonundaki elemana ulaşalım. Birinci yol. Birinci yolumuz plakalar 0 dediğimde pardon plakalar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plakalar 6 dediğimde bakın 46'yı verdi. Şimdi ikinci yol şu. Plakalar eksi 1. Yani en sondaki elemanın sıra numarası eksi 1'di. Bakıyorum şimdi. Evet. Bu da aynı sonucu verdi. Bu da negatif indeksleme. Şu eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Şimdi plakalar eksi 4 dersek. Bakın biz ilk örneğimizde plakalar 3 dediğimizde 19 değerine ulaşıyorduk. Baştan olarak pozitif indeks bakın. 0, 1, 2, 3. Tersten gelirsek bu sefer eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 olacak. Bu da bu şekilde. Belirli aralıklardaki değeri seçme. Değerleri seçme. Listelerde olduğu gibi demetlerde de bu işlem mevcuttur. Bunun için köşeli parantez içerisine başlangıç ve bitiş sıra numarası vermek yeterlidir. Şimdi unutmayalım ki bitiş sıra numarasına sahip eleman belirtilen aralığa dahil değildir. Yani son bitiş numarasını verdiğiniz o sıra numarasından bir önceki elemana kadar alabilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. Ben burada 34, 63 ve 19 plaka numaralarını elde etmek istiyorum. Öncelikle tuple'ın adını yazıyorum. Plakalar. Açıyorum köşeli parantezimi.
Başlangıç değeri. Başlangıç değeri şu 34, 60, 19 istiyorum ya. Sıfırıncı, birinci. Birinci eleman olacak. Başlangıç dahildir. Sıkıntı yok. 19'a kadar istiyorum şu hepsini. 0, 1, 2, üçüncü elemanı yazarsak, pardon, hata yapmış oluruz. Çünkü bu şu demek. Bana birinci indeksten, sıra numarasından başlayarak üçüncü indekse kadar olan elemanları getir. Ama burada 3 dahil değildir. Yani bir eksiği ne kadar gider? Birinci indeks ve ikinci indeks. Bir bakalım hatalı olduğunu bir görelim. Bakın 34 ve 63. Ama ben ne istemiştim? 19. Onun için şöyle yapmanız lazım. Plakalar 1, 2, 9, 4 yapmanız lazım. Bakın 0, 1, 2, 3, 4 diyeceksiniz. 4, birden başlatıp 4. indekse kadar. 4 dahil değil. 1 eksiğine kadar. 1, 2, 3. Şu şekilde alacak. Bakalım. 34, 63, 19. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Belirli aralıklardaki değeri de bu şekilde seçebiliyoruz. Tapılar, yani demetler, yinelenen, tekrar eden değerlere izin verir. Gidelim şurada başka bir tapu oluşturalım. Renkler eşittir. Şöyle pardon. Parantezimizi açıyoruz. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Tekrar bir mavi koyalım. Tekrar bu sefer pembe koyalım. Şurada da gelelim bir sarı koyalım. Şimdi ekrana bunu yazdırdığımda bakın kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Bakın mavi tekrar etmiş burada. Buna izin veriyor. Sarı da burada tekrar etmiş. İki tane var. Bu listeler ve demetlerde buna izin vermekte. Ama bir sonraki göreceğimiz sözlüklerde, dikşinerilerde buna izin vermeyecek. Bu önemli bir özellik. Demetlerin eleman sayısını öğrenmek. Bunun için len fonksiyonunu kullanıyoruz. Listelerde de vardı yine bu. Hemen şu şekilde kullanılıyor. Len yazıyoruz. Bakın hemen yeşil oldu. Parantez içerisine boyut kaç elemanlı olduğunu öğrenmek istediğimiz veri tipinin adı. Renkler diyoruz. Bakın 7 eleman. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman var. Şuna dikkat edin. Len fonksiyonu kaç tane eleman varsa birden başlayarak verir. Ama biz yine sıra numarası işine giriyorsak sıfırıncı indeks, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı indeks. Yani son elemanın sıra numarası buradaki tüm elemanların sayısının bir eksiğidir. Tüm eleman 7 tane eleman var. Son eleman o zaman bir eksi altıncı indekse sahip olur. Bu da ekstra bilgi. Bir demetin içerisindeki aradığımız bir elemanın o demetin içerisinde yer alıp almadığını sorgulamak için yine listelerde kullandığımız in anahtar kelimesini kullanıyoruz. Bakalım. Diyelim ki buradaki ne olsun sarı in renkler. Bu in anahtar kelimesi şu şekilde kullanılıyor. Sol tarafına aramak istediğiniz değer. Sağ tarafına neyin içinde arayacaksanız onu veriyorsunuz. Sol tarafa in anahtar kelimesinin keyword'ünün sol tarafını aramak istediğiniz değer, sağ tarafa neyin içinde arayacaksanız onu belirtiyorsunuz. Eğer ki aradığınız değer aradığınız yerde bulunursa true yani doğru, evet buldum diye sonuç döndürür. Eğer aradığınız değer aradığınız yerde bulunmazsa false döndürür. Bakalım. Sarı değeri benim şu renkler demetimde bulunduğu için true döndürdü. Bakalım ne olsun? Kahve diyelim. In renkler. Gördüğünüz gibi içerisinde bulamadığını belirten false değerini döndürdü. Şimdi demetlerin tuple'ların içeriğini değiştirme. Şimdi en başta demiştik ki şurada demetlerin en önemli özelliği olarak demetlerin içerisindeki veriler değiştirilemez dedik. Ama şimdi ne diyoruz? Demetlerin içerisindeki veriyi değiştirme. Şöyle evet gerçekten demetlerin içeriğini değiştiremezsiniz. Ama bunun etrafından dolaşabiliriz. Bunun etrafından dolaşmak için de şöyle 3 adımlı bir yolumuz var. Birincisi önce elimizde olan demeti listeye çeviriyoruz. Bunu list fonksiyonuyla yapıyoruz.
Ardından listeyi çevirdik. Elimizde artık bir liste hali var. Bu demetin liste hali var. Listeler herhangi bir eklemeye, çıkarmaya, değiştirmeye, silmeye izin veriyor. Herhangi bir sorun çıkartmıyor bize. Ve biz de ne yapabiliriz? Bu listeye çevrilmiş olan yeni halimize yeni değer ekleyebiliriz, değiştirebiliriz, çıkarabiliriz. Son olarak bu işlemi de yaptıktan sonra üçüncü adım bu listeyi tekrar demete çeviriyoruz ve işlem tamam. Şimdi bakalım. Ben burada renklere gireyim. Az önce kahveyi bulamamıştık içerisinde. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Şöyle yapsaydım. Renkler mesela ne olsun? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. eleman var. 7. elemana geldim ben. Renkler 7 eşittir diyelim şöyle. Kahve. Bakın. Ne diyor? Hata. Type error. Tuple object doesn't support item assignment. Çünkü tuple nesnesi içerisine değer atamaya izin vermez. Çünkü tuple'lar değiştirilemez. Normal. Veya gidip 0. elemanı renkler 0'ı gidip push şey yapalım. Çalıştıralım. Bakın yine olmuyor. O zaman ne yapmamız lazım? Dediğimiz yöntemi kullanmamız lazım. Önce bir renkler tapılımızı şuraya demetimizi bir yazdıralım. Ben bunun içerisine kahve diye ekleyeceğim. Birinci adım bize ne söylüyor? Önce demeti yani tapılı listeye çevir. List fonksiyonuyla. Gelelim. Liste renkler diyorum. Eşittir. List fonksiyonu ile benim az önceki renkler demetim var. Renkler demetimi çeviriyorum. Ve bunu ekrana bir yazdıralım. Bakın list fonksiyonu ile renkler demetimi bir listeye çevirdi. Bu list fonksiyonu sayesinde ekrana da yazdığında bakın köşeli parantez oldu. Az önce yukarıda bu demet yine renkler bir demet. Onda bir sıkıntımız yok. Onunla hiçbir şey yapmadık biz. Şuraya geleyim bakın ne var burada? Parantez. Ben bunu ne yaptım artık şu an? Liste renkler olarak bir listeye çevirdim. Şimdi ben bu listenin üzerine istediğimi yapabilirim. Liste renkler nokta append dediğimde en sonuna ben bunun kahve değerini ekleyeceğim. Ekleyip bir de içerisine yazdıralım. Hop, gördüğünüz gibi en sona geldi. İkinci adımı bitirdim. Üçüncü adım ne söylüyor? Üçüncü adım da şunu söylüyor bana. Listeyi tekrar demete çevir. Tamam, çevirelim. Ve bunun için de listeyi çevirmek için list fonksiyonu, demete çevirmek için tuple fonksiyonu. Gelelim. Renkler eşittir. Tuple fonksiyonunu alıyorum. Önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Renkleri bir yazdıralım. Bakın renklerimizde herhangi bir değişiklik yok. Ben burada listeye çevirdim ama burada listeye çevirip yeni bir eleman oluşturuyorum. Liste renkleri atıyorum. Bu bir liste. Bu renkler üzerine herhangi bir değişiklik yapmıyor. Bunu belirtmek için tekrar renkleri yazdırdım. Ben şimdi ne yapacağım? Renkler eşittir. Tuple liste renkler diyorum ve renkleri yeniden ekrana yazıyorum. Hop, bu kadar. Az önce şu şekildeydi. Yeni hali bu şekilde. Bu şekilde siz de değiştirmek isterseniz tuple içerisini direkt olarak değiştiremiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Listeye çeviriyorsunuz. Gerekli değişiklik, ekleme, çıkarma artık ne isterseniz bunu yaparsınız. Ardından bu liste halini tekrar tuple'a çevirirsiniz. Bu şekilde elinizde güncellenmiş bir demet olur. Demetlerin içeriğine veri ekleme ve silme. Az önce yaptığımız örneğin birebir aynısı. Gelelim. Burada ben yine renklerim bu şekildeydi. Geliyorum ki şöyle yapayım. Liste renkler eşittir. List renkler. Ve ekrana yazdıralım. Bakın şu halde. Direkt ben bunu şu köşeli parantezleri gördüğüm için bunun liste olduğunu anlıyorum. Liste veri tipi olduğunu. Bunun içerisindeki liste renkler nokta remove dediğimde mesela buradan mavi sileyim. Şimdi buna dikkat edin. Bu da önemli bir konu. Buradan mavi sil dediğimde burada da mavi var, burada da mavi var. W3 kullan girip faydalanabilirsiniz veya herhangi bir kaynaktan listelerin fonksiyonlarından.
Burada birden fazla şey olduğunda ilk bulduğunu siler. Şu gidecek. Buradaki mavi kalmaya devam edecek. Yaptım. Liste renkler diyelim. Bakın şu kırmızı ve sarı arasındaki mavi gitti. Yalnız şuradaki mavi devam etti. Hepsini silmez. İlk bulduğu değeri siler. Şu remove fonksiyonu listeleri. Bakalım başka bir şey var mı? Bir de ben şunu yapmak istiyorum. Buradaki pembe değerini fuşya değiştireyim. Liste renkler, pardon, indeks numarasını veriyorsunuz. 0, 1, 2, 3, 4. Eşittir diyoruz. Buradan fuşya. Bir de ekrana yazdıralım. Bakın pembe değerini fuşya çevirdim. Artık tamam, işlemlerim bitti. Ben artık bunu yeniden renkler eşittir bir tabla çevireyim. Bir de ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi şuradaki listem, şu az önceki listem tabula dönüştü. Bu da bitti. Şimdi tabloları birleştirme. Tabloları birleştirirken artı operatörünü kullanıyoruz. Çoğaltmak için de şuradaki yıldız operatörünü. Yani ya şuradaki örnekten yine gidersek bir önceki örnekten veya kendimiz şey yapalım. Ne olsun? İller olsun. İller bir daha şöyle yapalım. Demet 1 eşittir. Demet iller 1 eşittir. Manisa. Hakkari. Batman. İzmir. Demet iller 2 eşittir. Kendisi 4 bir yanına yazalım. Trabzon. Antalya. Kahramanmaraş. Manisa. Eklemiş zaten. İstanbul ekleyeyim. Şimdi bunları ayrı ayrı ekrana yazdırabilirim. Hiç sıkıntı yok. Demet iller bu şekilde. Demet iller 2 de şu şekilde. Şuradaki parantezlerden bunların bir tapol yani Demet olduğunu anlıyorum. Demet iller 3 eşittir diyorum. Demet iller 1 artı Demet iller 2 dediğimde şuradaki artı operatörü sayesinde iki tane Demet'i birleştiriyor. Yani arka arka ekleme gibi düşünün. Demet iller 3 tapılın içerisine atıyor. Bakalım ekrana bunu yazdıralım. Demet iller 3. Bakın ilkinde Demet iller 1'de ne var? Manisa, Hakkari, Batman, İzmir. Manisa, Hakkari, Batman, İzmir. Bu Demet iller 1. Artı demiştik şurada. Demet iller 2. Onda da Trabzon, Antalya. Kaldığı yerden o yeni Demet'i ekledi. Trabzon, Antalya, Maraş, İstanbul. Bu şekilde. Ben şöyle bir şey yapabilirim. Bu toplamaydı. Çarpmak için de şunu yapabilirim. Demet, hatta öyle demeyelim. Harfler eşittir. İ, T, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin baş harflerini kullanarak bir tapu oluşturdum. Şunu istiyorum. Ben bunu çoklamak istiyorum. Çoğaltmak. Şöyle yapıyoruz. Harfler çarpı kaç kere çoğaltacağız? Bir derseniz aynısını yazar. Anlamsız olur zaten bir iki yapmak. Hatta şuraya yapalım. İki dersek bunu yan yana bakın itümetale yanına bir tane daha itümetale. İtümetale yanına bir tane daha. Üç tane daha der. Üç dersek bu sefer üç tane. Şimdi alta geçmesinin sebebi buraya sığmayışı. O yüzden. Beş dersek bunu beş kere tekrarlar. Hatta biz bunu iki de bırakalım. Örneğin şöyle diyelim ki karakter eşittir yıldız olsun. Yıldız karakter şöyle yapalım. Tek elemanlı olsun. Bunun içinde tapılımızı şu şekilde tanımlıyoruz. Tek elemanlı olarak. Bunu ben karakter çarpı 5 diyorum. Hop. Bakın 5 tane çoğalttı. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tapıl içerisinde aranan eleman sayısını bulmak. Bunun için demetlerin count fonksiyonu kullanılır. Bakalım. Ben şuradaki
Demet İller 3'ü bir ekrana yazdırayım. Bunun içerisinde kaç eleman olduğunu öğrenmek istiyorsam Demet İller 3 tuple'ının count fonksiyonu, bakın bastım tab'a geldi. Neyi istiyorum? Şu şekilde kullanalım. Bakın hata verecek. Count fonksiyonu bir argüman alır diyor. Ama siz hiç vermediniz. Ne yapacağız? Biz de buraya kaç tane olduğunu öğrenmek istediğim elemanı yazacağım. Örneğin İzmir yazalım. Bakın bir tane. Burada herhangi bir şey yaşamayız. Bunlar hep birer taneydi. Örnek olarak şu harflere bakalım. Evet. Harfler nokta count i harfini bulsun. Bir taneymiş. Allah Allah. Ha, evet, burada güzel bir noktayı yakaladık. Şimdi ben burada harfler çarpı 2 dediğimde 2 kere yaptı. Aslında ben bakıyorum burada it, mtl'de bir it, i burada var, bir de i burada var. 2 tane oldu. Ama niye burada tek bir tane gösteriyor? Şöyle. Ben buraya harfleri 2 kere çoğalt dedim. Yeni bir liste oluştu dedim. Oluşturdu, bitti. Herhangi bir değişkenin içerisine atmadım. Eğer ki buraya gelip yeniden harfler eşittir deseydim, o zaman her şey değişirdi. Şu harfler demetini çoğaltacak ve yine harflerin içerisine atacaktı. O zaman bu yeni oluşan demet harfler demetin içerisinde atılacaktı. Ama ben az önce şöyle yaptım. Sadece ekrana yazar bırakır. Başka bir şey yapmaz. Şu şekilde yapalım. Bir de ekrana harfleri yazdıralım. Bakın burada gösterimde bir sıkıntı yok. Ama şuraya geldiğinizde bakın harfler nokta count 2. Çünkü harfler ekranı, pardon, harfleri ekrana yazdırdığınızda yine yazdırma hatamız var. İyi bir tane burada, iyi bir tane burada. Bu şekilde. Buna dikkat edelim. İstenen aranan eleman sıra numarasını bulmak. Bunun için de indeks fonksiyonu kullanılır. Demet'in indeks fonksiyonu. Demet adı nokta indeks yazarak aradığınız elemanın sıra numarasını bulabilirsiniz. Gelelim. Harfler nokta indeks. Diyelim ki buradan T harfinin indeks, bana sıra numarasını ver. 0, birinci eleman. Burada bir noktayı daha yakaladık. Burada T harfi birden fazla kez tekrar edilmiş. Birden fazla T var. Bir. Daha sayalım. Saydıralım. Ne yapıyorduk? Harfler nokta count T dediğimizde bize T'nin 4 tane olduğunu söylüyor. Ama ben kaçın sırada olduğunu getir dediğimde T harfini bana 1'i getiriyor. Burada yine şöyle bir durum var. İlk bulduğunu getirir. İlk bulduğu sıra numarasını. T harfini ilk olarak 0, 1'in sırada bulduğu için bize onu getiriyor. Ve bu şekilde kalıyor. Eğer bulamazsan olacak. Örneğin harfler nokta count M harfinin arasına bakalım. Zaten varmış, pardon. S harfinin arasına. Z harfinin arasına. S, Z 0. Süper. Pardon, Z sayısına yaptı. Pardon arkadaşlar. Burada count kaç tane olduğunu saydırıyorum. Ben pozisyon sıra numarasını şöyle buldurayım. Z'yi bul diyorum sıra numarasını. Hop, hata. Burada value error meydana geliyor. Bir hata meydana geliyor. Buradaki sebep de şu. X not in tuple. Verdiğiniz şuradaki X de şuradaki X parametre olarak verdiğiniz değer. Buradaki Z değeri. Diyor ki bu Z değeri sizin demetiniz içerisinde mevcut değil. Ha, biz buradan şunu anlıyoruz. Eğer bulabilirse bize sıra numarasını veriyor. Bulamazsa da hata veriyor. Tuple'lar bu kadar arkadaşlar.